Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Carmelo, kanalına hoş geldiniz. Bloxruit'e devam ediyoruz kardeşim. Bugün ne yapacağımızı size söyleyeyim mi? Acayip değişik bir şey yapacağım bugün. Daha önce bu tarz bir şeyi hiç denememiştim. Bugün ilk kez deneyeceğim. Aa! Aslında öyle çok da büyük bir şey değil yani ama benden çok beklenmeyecek hareketler bunlar kardeşim. Bak ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada benim meyvelerim var ya meyvelerim, bak. Mesela ilkbahar, duman... Spike, Falcon gibi bu tarz meyveleri hepsini yiyeceğim şu anda. Ee, neden yiyeceğim? Tabii ki karnım aç olduğu için yemeyeceğim kardeşim. Hepsine bakacağım. Acaba e, açmadığımız bir skill'leri var mı? Kasmadığımız bir tane skill kalmış mı? Hepsini bir test edeceğim. Öncelikle ilk baharı yiyorum. Hadi bakalım. Eating fruit. <laughs> Bakıyoruz. Aynen, aynen bak ilk baharın bütün skill'lerini açmışız arkadaşlar. E tamam o zaman ilkbaharla yapacak bir şeyimiz yok demektir. Ee, diğer meyveye geçelim. Mesela Spike'a geçelim kardeşim. Spike meyvesini bir yiyelim. Hadi onu da ye. Ama dikkat et bak o biraz dikenli. Boğazına batmasın. Eating fruit. Ye. <laughs> Vay anasını ya. Lan biz bunu da mı yaptık ya? Ama bir dakika bunun nasıl la skillleri? <laughs> He tamam hatırladım. Bu ben bunu sevmiştim hatta. Abo, abo. <laughs> dur dur. Tamam tamam. Buna hatta diyorlardı ki doğuk meyvesinin çakması falan diyorlardı. Falcon'a geçelim. Ye bakalım Falcon'u da. Yavrum. Bak canlı canlı yiyoruz bunu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pişiremiyorum şu anda. Eating fruit. Yeah. <laughs> Vay anasını ya. Oğlum Falcon'u da mı biz şey ettirmişiz lan? Bütün skilllerini açmışız. Vallahi helal olsun lan bize. Duman. Evet mesela duman meyvesi. Bunu hepsini kasmış mıydık? Bak ben bunu tam olarak hatırlayamıyorum şu anda. Bir yiyelim bakalım. Fruit eating. Ye. Yeah. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da bütün skilllerini kasmışız. Demek ki bu ne demek oluyor kardeşim? Burada şu anda yiyip de skilllerini kasabileceğimiz bir meyvemiz kalmamış abi. Tamam olabilir, sorun yok. Hemen bir meyveciye gidelim. Bir random random açalım random. Aç bakayım ne geliyor. Evet çok güzel. Bariyer meyvesi geldi arkadaşlar. Eee bariyeri de yiyelim ya. Sorun yok. Ye bakayım onu da. Güzel. Evet bariyerin de bütün skilllerini açmışız arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey kalmadı abi. Ben hemen açıyorum meyveciyi. Türk yüzlü kardeşimizin yine bize hediye ettiği buda meyvesi vardı ya. Önce bunu bir takıyorum. Evet bu da activated oldu. O zaman bize de yapacak ne kaldı arkadaşlar? Madem meyve yok. Şurada bir tane Koko kılıcı diye bir kılıç vardı biliyorsunuz. Tak bakayım onu. <laughs> koko kılıcını hiç kasmamışız arkadaşlar. O zaman bugün ne yapalım? Bence koko kılıcını bir kasalım. Ne dersiniz? Bence çok güzel olur. Yes. E tamam o zaman biz yavaştan şu çerez crafterların olduğu yere gidelim arkadaşlar. Hem ben de size denizde o sırada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak denizlerde lan. Değil mi lan? Sarışıyor. <laughs> Yine bunu sarışın demeden de geçmeyelim arkadaşlar. Aynen. Hadi bakayım bin. Let's go. Şimdi arkadaşlar ne anlatacağım size? Ee, kar yağışlarını anlatacağım. Türkiye'de 4 tane ilde mine böyle okullar tatil edilmiş arkadaşlar. Kar yağmış baya. Ama bu tatil edilen yerler acayip saçma. Trabzon, Artvin, <laughs> işte Çanakkale, Tekirdağ falan hani normalde hani ne beklersin? Ne bileyim Erzurum beklersin, Ankara beklersin değil mi? Böyle soğuk yerleri beklersin abi. Karadeniz'de ve Trakya bölgesinde okullarda tatil edilmiş yani. Şimdi o konu hakkında da şunu söyleyeyim. Oğlum birazcık da değil mi Karadenizlilere, birazcık da Trakyalılara da oradaki yaşayan çocuklara hediye olsun ya. Oğlum sürekli Ankaralı çocuklar falan tatilden yararlanıyor. E azıcık da bizim Karadeniz'deki memleketlerimiz yararlansın kardeşim. Ama yine çok kötü zamana denk geldi tabii o da ayrı bir şey. Olsun işte iki hafta üst üste tatil yapmış olurlar. Hadi bakayım yavaştan da şunu pasalım diyeceğim de o ne lan? Aa. Daha elim alışmadı oyuna. Şu ceketimi taktırmayın bana. Ya budacım sen ne yapıyorsun ya? Ayıptır, günahtır ya. Hah? İşte şöyle, işte şöyle birazcık Buda olduğumuzun farkına varalım kardeşim. Zaten bir tur kestim hemen 110'a kadar kasıldı arkadaşlar görüyorsunuz yani. 150'ye bir şey kalmadı. 40 master daha alırsak hemen ilk skill'ini açacağız. O zaman ilk skillimizi açmadan önce size burada yine bir şey daha anlatayım. Madem kasıyoruz şu anda sizle. Arkadaşlar çok kötü bir haberim var size. Şu anda gerçekten moralim biraz bozuk gibi. Kardeşlerim bunun da sebebi şu anda benim kahvem bitti. Yani inanabiliyor musunuz? Benim kahvem nasıl biter kardeşim ya? Orada mutfakta arkadaşlar rafın içinde benim 3-4 paket kahve vardı. Yani arkadaşlar şu bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben 2 ayda. 3-4 paket kahve içmişim yani. Ya oğlum ben niye ölüyorum sürekli? Allah bak oğlum. Bak oğlum bak git. Oğlum bak git. Lan beni çileden çıkartmayın. Bak Koko'nun ilk skill'i açıldı zaten. Ben burada kahve muhabbeti yapıyorum. Hayırdır? Elektrikli bıçak. Atarım size bak elektrikli bıçağı. Hatta atıyorum. Al. Oha. Oha. Vay koko kardeşim. Güzelmiş güzelmiş tamam. O zaman 325 de güzel olacaktır arkadaşlar. Ama 325'e daha çok var. O yüzden ben şimdi kasmaya başlayayım. 325 olunca da geliyorum. Hadi bakalım. Geldim. Johnny'ler bakın. 337'ye kadar kastım. Yani 325 yetmedi. 337 yaptım arkadaşlar. Çünkü o sırada bir şeyler denedim. E, o yüzden birazcık fazla kastım kardeşlerim. Artı bir de Buda ile neden öldüğümü anladım yani arkadaşlar. Ben Buda kullanmayı biraz unutmuşum. Ben bunların dibine girip vuruyordum. <laughs> o yüzden videonun başında öldüm yani. Normalde tabi Buda ile o kadar yakından vurulmuyor yani. Şöyle uzaktan da vursan bak. Çünkü Buda'nın alanı biraz geniş olduğu için arkadaşlar. Ben bunu yani açıkçası kullanmayı unutmuşum. O yüzden o videonun ortasında bir iki kere öldük yani. Olsun. Oh, şöyle bir ferahlayalım, ferah ferah kardeşim. Şu 325'e bir bakalım, neymiş? Enjeksiyon atışı. Aga, en azından bir şey diyeceğim. Ortada o hani hedef gibi bir şey çıktı ya bak. Onun çıkması bile benim için yeterli ya. Yani değişik bir görüntü olsun da kardeşim gerisi benim için sorun değil yani. Hadi bir de düşmanlarda görelim. Şimdi önce elektrikli bıçağı atıyorum. Oha. Bunu da at. Bir dakika. One minute. Vallahi bu bana yetmedi kardeşim. Tekrar yapmak istiyorum. Yani yani hakikaten insanı tatmin ediyor arkadaşlar. Yalan yok. Bak tatmin duygusunu yaşatıyor. Ben sevdim bak açıkça söyleyeyim. Şu anda bu kılıç hoşuma gitti yani. Bu kadar beklemiyordum. Ama bir de Gelin bakalım. Blacksmith acaba bunu neyle upgrade ediyor diyecektim de. Sarışın oğlum seninle gitmeyeceğim lan. Ben niye böyle yapıyorum ki ya? Aç lan dükkanı. Kardeşim ben artık dükkanımı açabiliyorum ya. More fruits derim. Derim. Buradan da yukarı çıkarıp. Ahan da burada. Tak onu tak. Portalı tak kardeş. Türk yüzlü bize bunları boşuna mı verdi ya? Hadi bakayım beni ışınla. E, limana gitmek istiyorum. <laughs> Vay be hemen geldik. Vallahi billahi ya. Kardeş işte yani hakikaten de her meyvelerin güzelliği ya. Lan keltoş baba. <laughs> ne kadar lan bir kokoyu upgrade etmek göster. O yine vampir fang istiyor. Yine hurda metal istiyor arkadaşlar. Allah Allah. Yani geçen de yine bir tane kılıcı kasmıştık. Sanırım Rengoku'ydu o da. O da aynı şeyleri istiyordu. Yani bizim acilen Burada metal ve vampir feng fon kasmamız lazım kardeşim. O yüzden bir gidelim dur. İkinci denize bir gidelim. En azından vampir fengi alabilirsek onları bir almayı deneyelim. Evet. ikinci denize hoş geldik kardeşim. Hemen yine portalımızı açalım bakalım. Ee, bu vampir feng dediği şey arkadaşlar mezarlık vardı bak. Mezarlığa gidelim. Burada kardeşim ee, ya şunlardan da düşüyor da. Bunlardan biraz daha az şansla düşüyor zombilerden. Genelde şu arkada bir tane mağara gibi bir yer var. Bak oraya gideceğiz şimdi. Bunları bir yol üstünde keselim. Hazır oraya giderken bak bunlardan çıkmadı görüyor musun? Ama işte bak şimdi bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Bunları tek tek ben bir keseyim size de göstereyim. Çıksana kardeşim. Niye çıkmıyorsun ya? Bir şey göstereceğiz şurada ya. Ayıp ediyorsun bak. Ben senin derdini anladım. Ben bu vampir fengin niye düşmediğini anladım arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın. Çünkü bana koko'yla vur diyor. Al. Ya yine mi düşmedin? Allah seni mi? Aa pardon. Pardon arkadaşlar. Haki'yi A A açmayı unutmuşum. O yüzden oldu o yüzden. Şimdi düşüyor alın. Ya ya oğlum ben boş konuşmam. Ben boş konuşmam. Bak ne oldu gördünüz mü? Vampir Fang bir tane düştü. İşte bundan böyle kasacağız arkadaşlar. Şu anda zaten bir tane var değil mi bende? Aynen. Aynen kardeşim. Bir tane Vampir Fang'imiz var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İşte ben böyle Vampir Fang kasmaya burada devam edeceğim. Bunları keserek kardeşim. Hem Rengoku'yu hem de şu Koko kılıcı için bunları toplamamız gerekiyor zaten. Artık burada ne kadar düşürürsem. Ara ara böyle girer kasarım. Belki gece de girerim. Bizim Discord'da Maxi Chat'teki üyelerle belki buraya geliriz. Burada Vampir Fang kasarım ben. Onlar da benim yanımda durmak istiyorlarsa dursunlar. Evet kardeşim o zaman artık bir geri dönelim ya. Şu anda bak 3. denizde de değiliz. Kafe var burada. Öyle 3. denizde butlerin yemekleri tamam güzel de. Kardeşim artık kafeyi de özledik ya. Işınla beni. İşte bu kadar işte bu kadar bak burada da manager var Manager kardeşim Ne yapıyorsun lan Hoş geldin abi sana kırıldım çünkü artık buraya hiç gelmiyorsun Evet evet haklısın doğrudur yani manager kardeşim Şimdi ne yapalım bak 3. denizdeyiz İşimiz gücümüz orada kardeşim Burada yapacak çok bir şeyim olmadığı için fazla gelemiyorum Senden de özür diliyorum Sen bana şöyle bugüne özel değişik güzel bir yemek yap bak uzun zamandır da gelmedik ben şurada bekliyorum tamam mı kardeşim? Bak şu yan masaya geçiyorum. Oo bak vallahi kafeye. bak kafenin yemekleri de gerçekten özlemişiz. Buranın yemekleri de ayrı leziz kardeşlerim. Ben şimdi bunu yerim de neyse. Neyse arkadaşlar. Bugün sizler için Koko kılıcını aldım, kastım. Bütün skill'lerini gösterdim. O da yetmedi. Geldik Vampir Fang falan kasmaya çalıştık. E, o da yetmedi. Yayının başında bazı meyvelere baktık. Keşke onlarda eksikler olsaydı onlardan da kasardık ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bugün en azından Koko Kılıcını göstermiş olduk. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.